Herkese merhaba. Bu videomuzda size kuzey ışıklarından ve onların mitolojik hikayelerinden bahsedeceğiz. Bu arada kendi kuzey ışıklarını görme yolculuğumuza da değineceğiz. Dünyada pek çok insanın ilgisini çeken bir doğa olayıdır kuzey ışıkları. Kuzey ışıkları denilse de güney yarımkürede de görülür, özellikle Antarktika'da. Ancak kuzey yarımkürede en iyi görüldükleri yerler arasında İsveç, Norveç, Finlandiya, İskoçya, Birleşik Krallık'ın kuzey bölgeleri, Alaska, Kanada gibi ülkelerle İzlanda'nın tamamını da görmek mümkündür. Tabii ki en iyi görülen yerlerden bir tanesi de Kuzey Kutup Dairesi'dir. Kuzey ışıkları, dünyanın manyetik alanıyla güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimiyle oluşan doğal ışımalardır. Gökyüzünde bulut, yay, çizgi, dairesel şekillerle görülebilmektedir. Bunun yanında farklı renklerle de karşımıza çıkmaktadır. Eğer ışıklarda oksijen atomları çıkmışsa o zaman yeşil renkte görünmektedirler. Ama nitrojen atomları çıkmışsa kırmızı renkte karşımıza çıkmaktalar. Aurora Borealis ismini şafak tanrıçası Aurora'dan alır. Galile tarafından gökyüzünde gözlemlendiklerinde 1619 yılında bu isim verilmiş ve tasnif edilmiştir. Kuzey ışıkları sadece gezegenimizde değil, başka gezegenlerde de görülmektedir. Başka gezegenlerde görüldüğünü NASA'nın uydusu Cassini fotoğraflamış ve kanıtlamıştır. Bunun yanında kuzey ışıklarıyla ilgili tarihte de kayıtlara rastlamaktayız. Bundan en eski kayıtlardan bir tanesi de günümüzden yaklaşık 30 bin yıl öncesine ait. Fransa'nın güneyindeki mağaraların tavanlarında Homo sapiensler tarafından çizilmiş kuzey ışıkları resmine rastlanmaktadır. Kuzey ışıklarının en iyi görüldüğü yerlerden bir tanesi de İsveç'te yer alan Abisko'dur. Biz de İsveç'in Uppsala şehrinde yaşıyoruz. Burada da birkaç kez kuzey ışıklarını görme şansını elde ettik. Gördüğümüzde de çok etkilendik. Ve daha iyi bir şekilde nasıl görebiliriz diye araştırma yaptığımızda en iyi görülen yerlerden bir tanesinde İsveç'in kuzeyinde yer alan Abisko olduğunu öğrendik. Bunun üzerine bir yolculuk yapmaya karar verdik ve biz özellikle tren yolculuğunu tercih ettik. Çünkü bu sayede İsveç'i de görerek manzaraları eşliğinde Abisko'ya gidecektik. Yaklaşık 18 saatlik bir tren yolculuğundan sonra Abisko'ya ulaştık. Ve çok şanslıydık. Gittiğimizin gecesi ve sonraki gün, iki gün üst üste kuzey ışıklarını görme şansını yakaladık. Çünkü şunu da biliyoruz, bazen 10 gün kalıp kuzey ışıklarını göremeden dönen insanların hikayelerini de orada duyduk. Ama neyse ki biz şanslıydık ve onları da gördük. İlk gün turla gittik, ikinci gün kendi imkanlarımızla gözlemledik. Tabii öncesinde bir takım hazırlıklar yapıldı. Hava koşullarına uygun olarak ona göre giyinmeniz isteniyor. Çünkü hava derecesi oldukça düşük. Biz gittiğimizde -15 ile -18 arasındaydı geceleri. Tabii -30'lara kadar düşüyor. Ama İsveçlilerin bir sözü vardır. Kötü hava yoktur, yanlış kıyafet vardır diye. Kesinlikle kıyafet çok önemli. Biz de ona göre giyindik. Termal kıyafetler tercih ettik. Ve hazırlıklar yapıldıktan sonra Tornetras Gölü'nün kıyısına gittik. Biz oraya kızaklarla gittik, kar araçlarıyla gittik. Onlardan da size birkaç görüntü göstermek isteriz. O yolculukta bayağı keyifliydi. Gece kar motosikletleriyle biz Tornetras Gölü'ne ulaştık. Sonra onun kıyısına gittiğimizde de biz ışıkların çıkmasını beklemeye başladık. Tabii yaklaşık bir saat kadar bekledik. Sonra neyse ki çıktılar ve biz uzun bir sürede onları görme şansımız oldu. 1-2 saat böyle gökyüzünde kaldılar ve bizim hem onları gözlemleme şansımız oldu. Hem de fotoğraflarını, videolarını çekme şansımız oldu. Tabii çıplak gözle çok daha iyi görünüyor. Örneğin benim çektiğim
fotoğraflara baktığınızda ve profesyonel çekim arasındaki farkı görüyorsunuzdur. Eşimin çektiği fotoğrafları gördüğünüzde aradaki farkı da fark ediyorsunuzdur. Bu gölü tercih etmelerinin sebebi orasının oldukça karanlık olması. Zaten gittiğinizde hemen gökyüzü size ele geçiriyor. Çünkü yıldızlar yukarıda çarşaf gibi karşınızda çok net bir şekilde görülüyor. Biz en başta zaten gökyüzünün bu şekline vurulduk. Ben herhalde en son çocukken köyde damda yatarken görmüşümdür o manzarayı. Ama bu kesinlikle şehrin ışıklarından uzakta, o karanlıkta çok net bir şekilde gökyüzündeki o yıldızları görebiliyorsunuz. O manzara bile çok güzeldi. Yaklaşık bir saat falan bekledikten sonra nihayet Aurora Borealis çıkmaya başladı ve biz 1-2 saat boyunca onu gözlemledik, fotoğraflarını, videolarını da çektik. Çok heyecan vericiydi. Bütün o anları çok güzeldi. Bunu da deneyimleme şansını yakaladık. Tabii oradaki insanların heyecanı, coşkusu da çok güzeldi. Oldukça soğuk olmasına rağmen o heyecanla, hatta tur bizi tekrar götürmek istediğinde biraz daha kalalım falan diye de ısrar ettik. O manzarayı herhalde hayatım boyunca unutmayacağım. Çok güzeldi. Biz bu şekilde kuzey ışıklarını görme şansını elde ettik. Bu arada ben kuzey ışıklarının hikayelerine geçmek istiyorum. Kuzey ışıkları tabii dünyada pek çok insan tarafından hem korkutucu bulunmuş, hem ilgi çekici bulunmuş, hem büyüleyici bulunmuş ve bunlara yönelik de bazı hikayeler anlatılmış. Dünyanın yerli halklarının kuzey ışıkları ile ilgili pek çok hikayesi vardır. Örneğin Kızılderililerin, Eskimoların, Samilerin ve bunun yanında kuzey ülkelerinin de kuzey ışıkları ile ilgili pek çok hikayesi var. Kaşif Anne Sass'ın The Labrador Eskimo adlı kitabında bir hikayeden bahsedilir. Karanın ve denizin uçları, üzerinden göksel gölgelere giden dar ve tehlikeli patikaların geçtiği uçsuz bucaksız uçurumlarla sınırlandırılmıştır. Ve bu uçurumların üzerinde sert ve kemerli malzemeden yapılmış bir kubbe olan gökyüzü vardır. Bu gökyüzünün içerisinde de ruhların geçtiğine inanılan bir delik olduğu düşünülürdü. Ve buradan sadece gönüllü olanlar, şiddetli bir ölümle ölenler ve kuzgunlar geçebilirdi. Ve bu delikten geçtiklerinde bu ruhlara eşlik eden rehberler vardır. Ve onlar adına meşaleler yakarlar. İşte bu meşalelerin Aurora'nın ışığı olduğuna inanırlardı. Onların gökyüzünde bir şölen içerisinde oyun oynadıkları ve bu sırada insanlarla iletişim kurmaya çalışan ruhların ıslık sesleri olduğuna inanılırdı. Göksel ruhlara gökte yaşayanlar ya da gökte oturanlar denirdi. Doğu Kanada'daki Seltos Kızılderilileri ve Güneydoğu'daki Alaska yerlileri kuzey ışıklarını insan ruhlarının dansı olarak yorumlarlar. Yukon Nehri'nin aşağısında yaşayan Eskimo'lar ise kuzey ışıklarının hayvan ruhlarının dansı olduğuna inanırlardı. Bir Algonquin efsanesi, dünyanın yaratıcısı Nanahbason'un yaratma görevini bitirdiğinde kaldığı kuzeye seyahat ettiğini anlatır. Halkına hala onları düşündüğünü hatırlatmak için de kuzey ışıklarının yansıması olan büyük ateşler yakardı. Doğu Grönland Eskimoları ise Aurora Borealis'in doğumda ölen çocukların ruhları olduğuna inanırlardı. Bu oyuncu çocukların göklerde dans ettikleri ve Aurora'nın flamalarıyla perdelerinin akmasına neden olduklarına inanırlardı. Finlandiya'da kuzey ışıklarına Revantulet denir, yani tilki ateşi. Bu tilki ateşi kutup tilkisi ile ilişkilidir. Finlandiya halk masalına göre bir kutup tilkisi dağlarda çok uzaklara koşar ve kuyruğunu savurarak kıvılcımlar oluşturur. Bu kıvılcımların kuzey ışıkları olduğuna inanılır. Hikayenin bir başka versiyonunda ise tilkinin kuyruğuyla karları gökyüzüne fırlatarak kuzey ışıklarını oluşturduğuna inanılır. Daha gelişmiş bir versiyonunda ise ay ışığının tilkinin kuyruğu tarafından gökyüzüne süpürülen kar tanelerinin yansıması olduğu anlatılır. Sami dilinde ise kuzey ışıklarına Guasahasa denir. Latince şafak anlamına gelen Aurora'da olduğu gibi
geceleri ve gündüzleri parlayan ateş anlamına gelir. Ancak bu kelime aynı zamanda bir kuşun yaktığı ateş olan Siberia Joy olarak da tercüme edilebilir. Aurora'dan gelen duyulabilir sesin bilimsel bir kanıtı olmamasına rağmen bu sözcük aynı zamanda işitilebilir ışık demektir. İskoç Gael folklöründe ise kuzey ışıkları çevik adamlar ya da neşeli dansçılar olarak bilinir. Kuzey ışıkları gökyüzü savaşçıları veya düşmüş melekler olarak da tanımlanır. Norveç kültüründe İskandinav mitolojisine göre savaşta kimin ölüp kimin yaşayacağını Valkir adlı kadın ruhlar seçerdi. İskandinav kültüründe katledilenlerin salını olan ve bizzat Odin tarafından denetlenen Valhalla'ya düşen kahraman savaşçıların ruhlarına kuzey ışıklarının eşlik ettiğine inanılır. Vikingler ışıkları ölüleri son dinlenme yerlerine götürürken Valkirilerin zırh ve kalkanlarından yansıyan ışıklar olduğuna inanıyorlardı. İsveç kültüründe ise özellikle eski İsveç'te kuzey ışıklarına ringa çakması anlamına gelen silbilix denir. Aurora'nın denizde yüzen büyük deniz sürülerinin pullarından yansıyan ışıklar olduğuna inanırlardı. Bir Danimarka efsanesine göre ise en kuzeye kimin uçabileceğini görmek için yarışma düzenleyen kuğulardan bahsedilir. Bazı kuşlar bu yarışmada buzlara takılıp çırpınırlarmış. Bu telaşlarının bugün bile Aurora Borealis dalgalarını oluşturan şey olduğuna inanılır. Evet, dünyadaki kuzey ışıkları ile ilgili bazı hikayeleri size aktarmaya çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere.